Arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Gene üzerimde yeşil tişörtüm, aynı makyajım fakat bugün saçlarım farklı. Daha önce çekiliş videosu çektiğimde çok güzel yorumlar aldım bu makyajla ilgili. Merak edenler ve yapmak isteyenler vardı. Birkaç soru gelmişti. Bugün de bitenler videosu çekecekken dedim neden olmasın, neden bu makyajı yapmayayım? Tekrar aynı makyajı yaptım. Linkini aşağıya bırakacağım. Makyajın nasıl yapıldığını merak edenler için aşağıda bulabilirsiniz. Evet, bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Çok fazla makyaj ürünü göremeyeceksiniz. Çünkü genelde ben yazın makyaj yapıyorum, yapmıyor değilim ama çok ağır makyajlar, çok böyle kalın kalın makyajlar yapmıyorum. Genelde cilt bakım ürünü, işte ayak temizliği, vücut temizliği, deodorantlar, bunları göreceksiniz bende. Kolay kolay zaten makyaj malzemesi bitirebilen biri değilim. Çok fazla ürün oluyor elimde. Biraz onu deneyeyim, biraz bunu deneyeyim. Hadi şunu denedim. O bitene kadar kullanamıyorum zaten bir şey. Sıkılıyorum. Neyse, çerem düştü. İsterseniz hemen başlayayım ben. Öncelikle şampuanlardan bahsedeyim. Şöyle söyleyeyim size, saç bakımı ne yapıyorsun? Saçına özel bir bakım yapıyor musun? Kürün var mı? Hayır, yok. Ben öyle saç bakımı falan çok yapmıyorum bu ara. Normalde çok yapıyordum fakat neredeyse bir yıldır yapmıyorum. Evet, yapmam lazım. Tekrar toparlamam lazım. Havuzda ve denizde saçlarım çok böyle kırıldı uçları, yıprandı. Kestireceğim zaten ama kestirdikten sonra da böyle güzel bir bakıma ihtiyacı olacak. Genelde benim en çok kullandığım, en severek kullandığım favori şampuanım L'Oreal Elsev, Arjenin Drench, ikisi bir arada. Ben bu şampuanı kullanmaya başladıktan sonra saç kremlerini hayatımdan çıkardım. Onun yerine L'Oreal'in mucizevi bakım yağını kullanıyorum. Her saç tipine uygun benimkisi. Şu an kullandığım farklı lila kapaklı olanı var, onu kullanıyorum. Bir de böyle kremsi tüpte çıktı, onu da deniyorum. Şunlardan 5 tane daha var. Bu taraf olduğu gibi çöp dolu, siz göremiyorsunuz. 5 tane daha bundan var. Ve sıklıkla kullandığım, severek her duştan sonra bunu kullanıyorum arkadaşlar. Duştan çıkınca saçlarımı ıslakken bunu sürüyorum. Daha sonra tarıyorum. İşte şekil vereceksem, kurutacaksam ya da öyle bırakacaksam bırakıyorum. Çok memnunum. Çok faydasını gördüm ben. Güzel yani. Oldukça memnunum. Düştü. Sonra gene L'Oreal'den şu şampuanı denedim. Arındırıcı, yağlanma karşıtı. Bir dönem yazın yağlanmıştı. Terleme, yağ rahatsız etmişti benim. Bu da fena değil ama az önce gösterdiğimin yerini tutmaz. Yine bir dönem kepek problemi olmuştu. Çok uzun zamandır bitenler videosu çekmediğim için kepeğe karşı etkisini aldım. Hiç memnun kalmadım, hiç beğenmedim. Bir daha da almam. Maske. Benim her zaman kullandığım maskelerim şöyle. Watson's'larda satılan. Neydi bunların adı? İşte şu maskelerden, çamurlu kağıt maskesi, çamurlu yüz maskesi. Bunlar hakkında çok konuşmayacağım. Zaten çok fazla bunları benden dinlediniz, gördünüz. La Petite Marcel'in iki tane duş jelini bitirdim. Kokuları güzel mi? Vanilya, ben vanilya kokularını sevdiğim için vanilya bana güzel. Kalıcı mı? Yani çok da hani öyle aman aman bir şey göremedim ben. Çok böyle büyük fark, koku bilmem ne görmedim. Ama fena değil işte. Kullanılabilir bir duş jeli. Ayaklarım için bütün yaz ne yaptım? Ayaklarım için Foot Scrub'ın nane içeren Foot Factory'nin Foot Scrub'ını kullandım, nane içeren. Bundan önümde şu an 4 tane mevcut. Bunun sonrasında duşta en son çıkmadan ayaklarımı fırçayla, fırçanın üzerine bunu dökerek ayaklarımı yıkadım ve sonrasında ponzayla iyice bir törpüledim. Duştan çıktıktan sonra da Rossmann'ın şu geyik yağı içeren kremini kullandım. Şöyle umarım rahat görüyorsunuzdur. Bundan da 2 tane bitirdim. Şu an elimde kullandığım Yves Rocher'in bir ayak kremi. Ondan da çok memnunum. Favoriler videosunu bu ay göreceksiniz. Bursa'da Rossmann yoktu ve Bursa'ya Rossmann açıldı. Bir ay oluyor. Ben henüz gidemedim.
İhtiyacım da yoktu. Evde stoklarım vardı. Şu an onları kullanıyorum ama yani bu yaz kış kullandığım bir krem. Şöyle iki tanesi sadece burada bitirdiklerimden. Almaya da devam edeceğim. Yani ayağınızda çatlak varsa ya da nasır problemi, nasır tam demeyeyim, sertleşmiş deriler falan varsa gerçekten çok işe yarıyor. Tedavi edici özelliği de var. Bilmiyorum, ben memnun kaldım. Ayaklarımdaki çatlakları falan onarmıştı. Şöyle yavaş yavaş önümü de açmak istiyorum biraz. Garnier'in esas bakım makyaj temizleme sütüsü ya dayanıklı makyajı çıkarır. Koruyucu gözlü. Bunu bitirmiştim. Sonra Yves Rocher'in makyaj temizleyicisini bitirdim. Onu birazdan göreceksiniz. Ve tekrar şu an bunu kullanıyorum. Ben bundan memnunum ya. Güzel. Ben memnunum. Ha, nadir bitirdiğim ürünlerden Breed, L'Oreal True Match, Super Blendable fondöten bitti artık. Yani hiç çıkmıyor içinden. Bana göre öyle bitmiş oldu. Jean Paul Madame Parfüm. Ben küçük boy parfüm kullanmayı seviyorum yani. Neden küçük boy parfüm kullanmayı seviyorum? Çünkü çantama atması ya da bir yere giderken tıkıştırması kolay oluyor. Büyük parfümleri taşımak, zaten şişenin de bir ağırlığı var, zor oluyor. Küçük parfüm her zaman tercih ediyorum. Güzel bir parfüm ama daha çok böyle kışlık gibi ağır bir parfüm. Yani her zaman kullanılabilecek bir parfüm değildi. Severek kullandım ama alır mıyım bilmiyorum. Şu an elimde çok parfüm var. Muhtemelen onları bitirir. Ondan sonra daha yani açmadığım hediye gelen bir sürü ürün var. O yüzden herhalde ondan bir daha almam. Givenchy'nin Play. Bu da gene 30'luk küçük boy parfümlerinden. Aynısını şu an gene kullanıyorum. Çantamda var. Yazın. Fresh, güzel, kalıcı. Bence güzel kokulardan biri. Yani bunu bitirdim. İkincisini kullanıyorum. Alır mıyım? Evet, alabilirim. Kokulardan devam ediyorsak ben bu yaz çılgınlar gibi Victoria's Secret kullandım. Şu Pure Seduction'ın Blush serisi. Hem vücut losyonu kullanıyorum, üzerine de vücut spreyini sıkıyorum. Bunları kullandığımda günlük, daha çok vücut spreyi kullandığımda çok fazla parfüm kullanmama gerek kalmıyor. Dışarıya çıkacaksam ya da bir yere gideceksem daha çok parfüm kullanıyorum. Genelde günlük artık sıkılınca yüzme, vücuduma, kollarıma, bacaklarıma, her yerime vücut spreyi sıktığım için bunlardan çok memnundum. Bütün yaz bunları kullandım. Hem de bir ferahlatıyordu. Harikaydı. Gene en sevdiğim kokularından biri Aqua Kiss. Victoria's Secret'ın. Aqua Kiss'i yüzümü nemlendirmek için de çok kullandım. Videolarda gördünüz. Diğer bütün spreylerini bu şekilde kullanabiliyorsunuz ama ben bunun kokusunu da çok sevdiğim için, böyle fresh, ferah bir kokusu olduğu için yüzümde genelde bunu kullandım. İçinde aloe vera ve papatya özleri olduğu için ayrıca cildinizi nemlendiriyor ve bakım da yapıyor. Aklınızda bulunsun. Yani ben çok memnun kaldım bu açıdan. Bilmiyorum, kullandım sürekli. Vücut losyonu aynen. Çok severek kullandım. Gene şöyle küçük duş jeliyle vücut losyonu var. Bunların spreyi de vardı. O bitmek üzere. Ne bu? Pure Seduction'ın normal işte vücut losyonu şeyi, Victoria's Secret'ın şeyse. Gelelim cilt bakımına. Cilt bakımı için ne yapıyorsunuz Zeynep? Benim fixlerim aynı. Hiç değişmedi. 3 tane peelingini bitirmişim. Yves Rocher'in Sebo Vegetal. Normalden yağlıya dönük ciltler için. Evet, normalden yağlıya dönük ciltler için. Biliyorsunuz benim gözenek problemim var. Cildim yağlı. Ben genelde yağlı ciltlere uygun ürünler kullanmaya çalışıyorum. 3 peelingini bitirdim. Tonik bitti. Şöyle serumu bitti. Nemlendirici kreminden çok memnunum. Şöyle boş kavanozumu göstereyim. Bunlar bitti. Ayrıca temizleyicisini alırken aynı serinin temizleyicisi kalmamıştı. Ben de şu siyah noktalar için etkili olanını almıştım. Bu da çok güzel. Yani siyah nokta akne probleminiz varsa güzel. Şu an elimde yeşil setin devamı var. Onu kullanıyorum ama alınabilir. Güzel ürünlerden biri. Söylemiş olduğum makyaj temizleyicisi Yves Rocher'in. Aslında bu göz makyajı temizleyicisi. Fakat ben bunu tüm yüzüme kullandım. Çok da memnun kaldım. Yani benim cildim hassas. Herhangi bir şekilde göz çevremi yakmadı. Kızarıklık yapmadı. Çok güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Şey de aynı şekilde. Az önce gösterdiğim
Garnier'in temizleyicisi de aynı şekilde. Yani benim cildim hassas olduğu halde, kuru ve hassas ciltler için diyor zaten. Herhangi bir iritasyon, bir yanma, kızarıklık hiçbir şey yapmadı. O yüzden ben çok memnun kaldım. Bu da aynı şekilde. Deodorant biliyorsunuz ben genelde şöyle Nivea ya da Dove'un deodorantlarını kullanıyorum. Fakat son zamanlarda Rexona yenilendi. Ya da hep öyleydi. Ama yok, daha önce de Rexona'yı kullandım ve hiç memnun kalmamıştım. Fakat Shower Clean, işte Cotton serisi falan filan bir şeyleri var. Ben çok memnun kaldım. Yani çok terleyen bir insanım. Hiçbir şekilde koku olmuyor ve sizi uzun sürede idare ediyor. Yani kollarınızı şöyle bir kaldırdığınızda çok güzel bir şekilde deodorant kokusu alabiliyorsunuz kendinizden. Duş jeli, Fenyel'in, bunlar yurt dışından gelmişti bana. Çok severek kullandım. Biri vücut losyonu, biri duş jeli. Gene Yves Rocher'in Blackberry'li vücut losyonunu bitirdim. Yves Rocher'leri genelde daha çok kışın kullanıyorum. Daha güzel oluyor. Kışın hem bakım yapıyor güzel bir şekilde. Duş jeli olarak şu an sadece bu var. Çünkü hepsini attım artık. Yani çok kalabalık etmesin diye. Izana'nın duş jeli. Bakıyorum, aseton. Evet, aseton benim için önemli. Berlin'in koyu renk ojeler için olan asetonunu kullanıyorum. Sadece koyu renkler için değil, genelde kırmızı kullandım yazın. Hem kırmızı hem de böyle aceleniz varsa, ojeniz çok dağılsın istemiyorsanız hemen pıt 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 2 dakikada temizliyor ve çok güzel temizliyor. Yani sonrasında elinize bulaşma etme olmuyor. O yüzden bu bittikçe sürekli kullandığım asetonum oldu. Sanırım bitti. Çok konuştum. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım faydalı bir video olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.